kadınların yolundan geçiyor, kadınların omzuna biniyor ve hele de bizim inançta kadınların inanç boyutu kadınların yolu olarak görüyoruz, ana kadın diyoruz, anacık kadın diyoruz. Bu yönden biz kadınlar hep bir arada olsak, birbirimize dokunsak, birbirimize sahip çıksak çok güzel şeyler olacak. Halen bu biz 21. yılda kadınlar günde hiç olmazsa 3 tane kadın katlediliyor. Bu da neden oluyor? Çünkü biz birbirimizi duymuyoruz, görmüyoruz. Kadın boyutundan çok birbirimize sahiplenmiyoruz. Kadın boyutunda sahiplenmeniz gerekiyor. 8 Mart'ların vesile olmasıyla bunu umut ediyorum. Neden biz diyoruz, neden kadınlar diyoruz? Biz özgür olursak aile de özgür olur, toplum da özgür olur. Halk da özgür olur. Bu kadına bağlıdır. Bir kadın erkeği yetiştiriyor. Nasıl yetiştirirse öyle gider. Şimdi biz gerçekten bazen eşlerimizle evet sorun yaşıyoruz. Buna anlatamıyorum. Çünkü niye bir anne yetiştirmiş? Onun için öncelikle bizim düşüncemiz özgür olacak. Düşüncemiz özgür olursa, kararlı olursak bunu yeneceğimize inanıyorum. Hiçbir zaman nerede olursa olsun çekinmeyelim. Halen katliamlar yaşanıyoruz. Halen bir kadın kendi görüşünü söyleyemiyor. Ne kadar nerede olursa olsun, bu Avrupa'da da olsun, diyorlar ya demokrasi bir ülkede yaşıyoruz. Bu Almanya'da da o kadar olaylar oluyor. Özellikle bizim ülkemizde çok oluyor. Halen katliamlar var. Halen kadına düşünsene, Türkiye'de öyle bir zihniyet var ki ne? Yani bu gelişmemiş. Ne kadar kurumlarda olsa şey olsa bir kadın öncülüğünü kabullenmiyorlar. Bir şeyde gören, mecliste gören bir kadın konuşunca nasıl küçümsüyorlar? Çünkü niye? Kadına saygı yok. Bir erkek olunca erkek zihniyetin ne olursa olsun ön saflarda oynuyor. Ve ben de bunu gerçekten güçlenirsek yeneceğimize inanıyorum. Ben çocuklar olarak yetiştirmeliyiz. Erkek çocuklarımıza da bunların kararlarına saygı duymayı öğretmeliyiz. Bence problem burada başlıyor bizim kültürümüzde. Maalesef Türkiye şu anda istemediğimiz yönde gericiliğe doğru gidiyor. Çocuk yaşta istemeden evlenen kadınlar, küçük kadınlar, çocuklar adını ne derseniz artık var ve bu sonraki yıllarda intiharla ya da öldürmeyle sonuçlanıyor. O yüzden çok uzatmadan güçlü kadın, güçlü toplum demek istiyorum. Biz güçlü oldukça, dediğim gibi biz güçlü oldukça toplum güçlenecek. Çünkü erkekler ve kadınlar bir hayatın yarısı. Bir tarafı eksik bırakırsanız başarının yarısını baştan silmiş oluyorsunuz zaten. Ve ben genç kızlara da özellikle kendi ayaklarınızın üzerine basın diyorum. Eğitiminizi alın, çalışma hayatına girin. Hayatınızın anahtarını başkalarının cebine bırakmayın.